Programımızın bu bölümünde operatör doktor Tansel Kaplancan bizimle birlikte. Varikoseli konuşacağız bugün bu dakikalarda. Benim çok sıklıkla duyduğum, ay sonrasında da ameliyatını olup bebek sahibi olan da çok dostumun, arkadaşımın olduğu, çok sevdiğim ameliyat, benim sevdiğim kategoriye giren ameliyatlardan biri. Niye? Çünkü yeğenlerim çok tatlı hepsi. Onun için peki şimdi konuşalım. Varikosel nedir? Yani nedir, problem nedir ki böyle bir ameliyata ihtiyaç duyuyoruz? Şimdi varikosel normal basit tabiriyle testisteki toplar damarların bir nevi genişleyerek varisleşmesi hali. Bunu normalde eğer çok ileri aşamaya geldiyse zaten fark etmemek imkansız. Hani normal gözle bile görülebiliyor. Genellikle askerlik çağına gelindiği zaman o muayenelerde veya askerlik dönemlerinde falan fark edilebiliyor. Adolesan dönemde fark ediliyor. Daha çok evlendikten sonra çiftlerde bir takım sperm bozuklukları veya çocuk olmama durumları olduğunda incelemelerle üstüne gidildiği zaman o zaman bakılıyor ki gerçekten varikosel saptanmış. Ancak öyle görebiliyorsunuz. Hocam o zaman tanıdan biraz bahsedelim. Tanıyı koymak zor mu ve tabii ki tanı koyduktan sonra hemen tedavisi nasıl yapılıyor? Ameliyat mı? Tanısı aslında varikosel ileri evreyse siz muayeneyle bile koyabilirsiniz. Grade 3 bizim stilimizle, radyoloji stiliyle grade 5 varikoseli çok rahat tanıyabilirsiniz. El normal manuel muayenede, normal fizik muayenede. Fakat yine de ultrason çektirmeniz lazım. Reflü var mı? Kaçak dediğimiz ters akım var mı? Çaplar ne kadar olmuş? Toplar damar çapları. Bunlara beraber ek patoloji var mı? Onları mutlaka Doppler ultrasonografi dediğimiz global bir radyoloji incelemesi zaten bu. Doppler ultrasonografi ile bunun adı konulur. Artı yardımcı sperm testleri. Bizim eğer çocuk olmama sorunumuz buna bağlı ise o zaman sperm değerlerimizi de görmemiz lazım. Artı hormon testleri görmemiz lazım. Çünkü bir sperm testlerimizdeki bozukluğun kaynağı, evet varikosel bulundu tamam ama ya hormon da bozuksa onu bilmiyorsunuz. O yüzden hormon testi de mutlaka yapmak gerekir. Bu 3 testi gördükten sonra varikoselin cerrahi tedavisi için bir planlama yaparsınız. Fakat burada önemli olan şey şu. Yaş faktörü çok önemli. Adolesan varikosel yani ergenlik çağı varikoseli direkt ameliyattır. Beklemenin bir esprisi yoktur. Çünkü siz karşıdaki kişinin, adolesan çağdaki çocuğumuzun, gencimizin ne zaman evleneceğini, ne zaman çocuk yapacağını, neyle karşılaştığını bilmiyorsunuz. Onu bir önce düzeltmeniz lazım onu. Mikroskopla varikosel ameliyatı yapmanız lazım. 20 yaş, 30 yaş, 40 yaş grubunda burada kişiye göre seçerek yapmak lazım. Örnek 40 yaş civarında iki çift başvurdu. Sperm değerleri düşük. Varikoselini saptadınız. Hanımefendinin yumurtalık rezervi az veya AMH'sı düşük. Buradan bir çocuk istemi var. Ama siz orada varikoseli yapıp yaptıktan sonra 6 ay beklemeniz lazım, 9 ay beklemeniz lazım, 1 yıl beklemeniz lazım. Sonuç almanız için. Tabii, sonuç almanız için beklemeniz gerekiyor. Ama hanımefendinin yumurtalık rezervi azsa, AMH'sı düşükse, bir takım sıkıntıları varsa, o yüzden menopoza yakın hastalarda siz bu ameliyatı yaparken eşleri için varikoseli düşünmeniz lazım. Yine burada da kişiye ve çifte özel tedavi planlamanız lazım. Hasta geldi, diyelim ki 3 tüp bebek denemesi yapmış, hepsi negatif olmuş, olumsuz sonuç almış. Bu olumsuz sonuçlardan sonra farkına varmışlar, varikoseli var. İşte burada varikosel gerçekten işe yaradığı hastalar var. Yarıyor net diyemiyorum ama yaradığı hastalar var. Çalışmalarda da zaten böyle. Tüp bebek denemeleri yapılmış hastalarda %41 transfer başına gebelik varken olmamış gruplara yapılan ameliyattan sonra tekrar tüp bebek yaptığınız zaman %64 gebelikler var. O yüzden gerçekten varikoselin işe yaradığı gruplar var. Ama kendi kendine de hamile bırakabilir değil mi varikosel ameliyatından sonra? Varikosel normalde bizim erkek toplumunda %15 görülen sıklıkta bir damar hastalığı. Ama çocuğu olmayan çiftlerde %40'lara kadar çıkabiliyor bu. Bir sağlıklı erkekte varikoseli saptadığınız zaman %60 ihtimalle o erkek varikosel olmasına rağmen normal doğum yaptırabilir. Yani spontan gebelik yapabilir. Süper. %40'ının sorunu bu. O %40'ının sorunuyla aslında uğraşıyoruz. Orada da hastayı yaşına göre, bulunduğu duruma göre, evlilik yaşı, eşinin yaşı, ona göre seçerek onu hareket yapmak lazım. Yoksa 25 yaşında buldunuz direkt ameliyat, 45 buldunuz direkt ameliyat, böyle bir kesin kıstaslar yok. Seçerek ve ona göre planlayarak yapmanız lazım. Çünkü çok nazik bir ameliyat bu varikosel ameliyatı. Aslında asistanlığımızda ilk öğrendiğimiz ameliyattır. 94 yılında mesela ilk yaptığım ameliyatlardan biridir asistanlığım ilk yıllarında. Ama mikroskobu kullanmak, o beceriyi almak, oradaki bir damar atladığınız zaman nüks oluyor, tekrarlıyor. O yüzden
Varikosel ameliyatı oldum ben diyor hasta. Tamam. 2 yıl sonra tekrarlamış. Çünkü mikroskopla yapılmamış veya yapan tecrübeli olmadığından dolayı oradaki damarlardan yeniden nüksedebiliyor. Sizin varikosel ameliyatını mikroskop altında yapmıyorsanız, özel gözlüklerle loop dediğimiz veya çıplak gözle yapmaya kalkıyorsanız, o zaman ameliyatının sonrasında dünyada global %40 olarak nüks olduğu bellidir. Yani 100 ameliyat yaptınız, 40'ı tekrar gelecek size varikosel olarak. Mikroskopla yaptığınız zaman siz bunu inceleyip sık dokuyarak yaparsanız, atar damarına, sinirine, lenfine, sperm yoluna zarar vermeden sadece toplar damarları bağlama ve kesme yöntemi mikroskop altında yapar ve bunu doğru yaparsanız nüksünüz binde bir. %40, binde bir. Ciddi fark var arasında. O yüzden bu iş nazik bir iş. Nazik işi yaparken de yine söyleyeceğim şey, seçmek lazım. Her hastaya olacak şey değil. Peki hocam, doğuştan mı bu, sonradan edinilen bir rahatsızlık? Çok uğraşılmış, çok incelenmiş varikosel. Hani neden böyledir falan. Benim gördüğüm şöyle bir şey var, yazılarda da var zaten bu. Ailede damar bozukluğu olan çocukların sık görülüyor. Mesela anne babada varis var. Çocukta da varikosel olabiliyor. Anne babada hemoroid var. O da bir damar hastalığı sonuçta. O yüzden çocuklarda bunu sık gördüğünü gördük. Veya amcasında da varikosel vardı. Yeğende de oluyor haliyle. Tarzında bu çok sık görülen bir durum. Ailesel yatkınlık. Onun dışında ani kilo almalar. Çünkü vücuda bir anda yük bindirdiğiniz zaman orası basınca uğruyor. Hiç spor faaliyeti yapmamış birisinin bir anda yoğun sporla, özellikle karın basıncını arttırıcı sporlara başladıktan sonra siz orada damarlarla bir nevi zorlama yapıyorsunuz. Onun sonucunda da varikosel oluşabiliyor. O nedenle genetik faktörler nasıl etkili olduğu kadar çevresel ve sizin hareket faktörleri de etkili varikoselin oluşmasında. Peki siz dediniz ki adolesan çağındaki çocuklara zaten yapmalıyız bunu. Başarıyı yaş belirliyor mu peki? Sizin ameliyatınız için soruyorum. Tabii 20 ki. Yaşında olanla 50 yaşında bebek isteyip olan arasında. Bence bebek isteyip olmuştur kesin, öyle bir şeyim, kanım var benim çünkü. Başarı açısından fark var mıdır? Şöyle, siz 14 yaşında bir genci varikosel tanısı konduysanız, ultrasonu yapıldıysa, hormon testi yapıldıysa sperm testi yaptıramayabilirsiniz. Onu önemli, öyle söyleyeyim, 14 yaşı için. Ameliyat yapmak zorundasınız. Yapacaksınız, çocuğu önüne bırakacaksınız. İleriki yıllar için onu negatif olarak bırakmayacaksınız. Onu ileriki yıllarda şansınızı vereceksiniz ve iyi ameliyat yapacaksınız. 50 yaşında varikoseli olan, çocuğu olmuş, hiç sorunu olmayan birisine varikoseli var diye ameliyat yapmak anlamsız. Ama 60 yaşında varikoseli var, ağrıdan duramayan birine de mecbursunuz yapacaksınız. Çünkü ağrı yapıyor. Ağrı önemli bir şey. Ağrı olduğu an yaş önemsiz. Ama ağrı yok, çocuk istemi var, o zaman siz o fertil çağ için plan yapacaksınız. O fertil çağ için plan yaparken de işte o 50 yaş grubunu, 20 yaş grubunu, onu ayıklamanız lazım. Ama burada önemli olan şey, seçici olacaksınız, net ortaya koyacaksınız, bütün doneleriniz hazır olacak. Ona göre, hastaya göre tedavi planı yapacaksınız. Peki iyileşmesini sorayım mı size? Aslında bir süreden bahsettiniz özellikle bebek yapmakla ilgili, ama ben yine hani sosyal hayata dönmek, acısını, ağrısını bir sormak isterim açıkçası ameliyatın. Varikosel ameliyatı olduktan sonra normalde aslında bir günlük cerrahi denir bütün dünyada, ama ben prensip olarak damar hastalığı olduğu için, kasık bölgesinden işlem olduğu için hastalarımı bir gün yatırıyorum. Ertesi gün pansumanları yaptıktan sonra hastalarımı çıkarıyorum. Ve bir takım diyetleri var. İşte 2 hafta ilişkiye girmemek, 1 hafta araba kullanmamak, 1 ay ağır spor yapmamak, ağır kaldırmamak gibi. Bunlara da uyarılarımı yapıyorum. Ve ondan sonra tedavileri bittikten sonra ilk sperm testi 3. ayda olacak. Kontrolü. Aa, bakıyorsunuz. Evet, 3 ay sonra sperm testlerine bakarak kontrolünü yapıyoruz. Ve bir yıl içinde en az 3 sperm veya 4 sperm testiyle takiplerini yapıyoruz. Ne zaman biz kanaat getirirsek, tamam artık düzeldik dediğin zaman, o zaman bırakıyoruz. Zaten hastaların çocuğu olmayıp varikoseli olan grubun büyük çoğunluğu eğer bizim ameliyatımızdan fayda almışsa 6-9. ayda ameliyat sonrasında eşim gebe diye telefon ediyor. O yüzden bu önemli. Yani her hasta yapmamak lazım, seçmek lazım. Yaparken de belli kriterler lazım. O kriterleri uygulamanız lazım. Yoksa her varikoselli ameliyat yapmak dünyanın hiçbirinde normal, vicdani bir işlem değil. Doğru, haklısınız, ama tabii siz çocuğu olmayanlar için çok gereklisiniz hocam. Son bir varikosel ile ilgili cümlenizi rica edeyim. Bunun sonrasında artık sonlandırıyoruz bu bölümümüzü. Varikosel testisteki damar bozukluğu hastalığı, ama her varikosel ameliyat demek değildir. Ağrısı varsa her varikosel ameliyat olabilir.
ama varikosel var, sperm bozukluğu var, işte o zaman seçeceksiniz hastayı. Hangi hastaya verim verebilecekseniz o hastaya ameliyat edeceksiniz. Çünkü varikoselin sperm DNA hasarı yaptığı biliniyor. Onunla beraber sperm bozuklukları yaptığı biliniyor. Oksidatif strese yol açtığı biliniyor. Bunlarla beraber seçmeniz lazım hastayı. Hastayı seçerseniz siz sonuçları iyi alırsınız. Çok teşekkür ediyorum, teşekkür hocam. Ederim. Biz doktorumuzu iyi seçtik. Önemli olan bu. Çok güzel bilgiler aldık. Operatör doktor Tanser Kaplancan bizimle birlikteydi. Üroloji uzmanı kendisi. Tabii ki programımız burada sonlanıyor ama tüm hızıyla başka konuklarla ve konularla devam ediyor.